Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne kâlû rabbunallâhu thumme istakâmû tetenezzelû Hayat bir takım basamaklardan ibaret veya bir takım aşamalardan ibaret. Her birimiz bunu farklı farklı şekillerde yaşıyoruz. Hayat hep yokuş aşağı değil, hep düz değil. O nedenle bizler sorumluluklarımızı, sınırlarımızı doğru belirlememiz lazım. Kıymetli gençler, inanın hayatımızın birinci basamağından, yani ergenlik dönemimizden ta ömrümüzün sonuna kadar bizim iyi bir insan olmamızı belirleyecek şey çizdiğimiz sınırlardır. Ve bunu da Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Celle Celaluhu hani aşağıların aşağı ifadesini kullanıyor ya, esfele safilin. Aslında o da sınırlarla ilgili olan bir şey. Sınırları aştığımız zaman hayvandan daha aşağı bir konuma düşme tehlikesi var. Bugün İsrail'de olan aslında bu. Hayvandan daha aşağı bir pozisyona düşüyor. Çünkü İsrail'in yaptıklarını yeryüzünde yaratılmış hiçbir hayvan yapamaz. Hiçbir mahluk yapamaz. Ne oluyor? Hayvandan daha aşağı bir konuma düşüyor. O nedenle bizler bu hayatta mümkün mertebe doğru, ama doğru da olsa yanlış da olsa sınırlarımızın belli olması lazım. Ne yapacağımızı bilmemiz lazım. Hayata dair kendi ölçülerimizi koymamız lazım. Hele bu ölçüler Allah'ın ve Resulünün istediği ölçülerse alülala, çok güzel. Ama Allah ve Resulünün çizmiş olduğu sınırlar değil de başka bir takım sınırlarsa, o da bizim için bir takım sıkıntılı sonuçlara sebep olacaktır. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu'nun ثُمَّ رَدَتْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلٍ buyurduğu şey bizim sınırlarımız ve tercihlerimizle alakalı. Bu hayatta ister fikriyatla olsun, ister muameleyle ilgili olsun, ister arkadaş tercihiyle olsun, ister evlilik tercihiyle olsun, isterse iş tercihiyle olsun, bütün bunlarda belirlediğimiz tercihler bizim sonumuzu ne yapar? Tayin eder. Bugün Gazze coğrafyasının üniversiteleri mezun değil, şehit veriyorlar. Kaç öğrenci kardeşimiz hayatını kaybetti bilmiyoruz. Çünkü elimizdeki kayıtlar el yordamıyla, şehit sayıları el yordamıyla, yaralı sayıları hastanelere ulaştığı kadarıyla elimizde ve detaylar elimizde değil maalesef. Yarın bir gün bir geçici ya da kalıcı ateşkes imzalandığında asıl yıkımın fotoğrafını göreceğiz. Ve enkazımızı göreceğiz, neler kaybettiğimizi göreceğiz. Bizler adına, sizler adına Özgür Kudüs, Özgür Mescid-i Aksa mücadelesini vermek adına bir farzı yerine getiriyor Gazze'deki kardeşlerimiz ve mücadelelerinin adı Mescid-i Aksa tufanı. Ateşledikleri tufan sadece inşallah Gazze'nin, Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için ateşlenmiş, havalanmış bir tufan olmayacak. Bugün Amerika'sından uzak doğusuna, Avrupa'nın her şehrine on binlerce insanın İslam'a merak saldığı, Müslüman olduğu bir sürece evrildi ve gerçek anlamda tufan dediğimiz şey küresel bir uyanışa vesile oldu. Bugün daha farklı bir mezuniyet töreni de düzenleyebilirdiniz. Fakat burada hem Gazze için hem Kudüs için bir ribatı, bir nöbeti yerine getirmek ve belki önümüze Gazze'den haber gönderen ajansların mezuniyet törenlerini görebilecekken, cesetlerini görebildiğimiz bir süreçte, naaşlarını görebildiğimiz süreçte bir farkındalık oluşturmak adına
düzenlediğiniz bu etkinliği çok anlamlı buluyorum, kayda değer buluyorum. Hayatın her alanında Kudüs'ü, Gazze'yi, oradaki mücadeleyi birilerine hatırlatmamız gerektiğini, bu cemiyetinde bunun amacıyla yapıldığının farkındayım. Kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Gazze, Kudüs, Batı Şeria özgür olana kadar, hatta özgür olduktan sonra da hayatımızın bir yerine misafir olsun. Yaptığımız işte, yaptığımız hayır hasenatta, yaptığımız duada Kudüs'ten, Gazze'den, Mescid-i Aksa'dan bir hatıra, bir anı olsun. Gazze ölüyor. Ülkemizde yaşanan saldırı şiddet olaylarına karşı olduğumuz gibi Gazze'de yaşanan soykırıma da karşıyız. Şiddet gören saldırıcıların yanında olduğumuz gibi katledilen saldırıcıların da yanındayız. Ben bir sağlık çalışanı olarak ömrüm boyunca insan sağlığını korumaya çalışacağıma söz veriyor ve Gazze'deki sağlık çalışanlarını destekliyorum. Gazze sokaklarında şehadeti kuşanmış genç dimağlar, yaşlılar, gençler, kadınlar, çocuklar, Kur'an ahlakına yaraşır şekilde dünyanın tüm vicdanlarına merhameti, cesareti, insanlığı ve dahi Müslümanlığı cümle ahlak esaslarını bir öğretmen edası ile insanlığa ve insanlara öğretiyor. Tevekkülü kuşanmış bir halk, umudu düstur eylemiş bir şehir cümle cihana öğretmenlik ediyor. Saadet asrının şahlanışı ile memleketlerinin özgürlüğü için savaşıyor. Ölüme selam vererek, ölümle yaşayarak, ölümü öldürerek şehadete koşuyor. İnandıklarını ve vaat edildiklerini savunanlar, imanlarının gereklerini yapanlar karşısında biz Müslümanlar hakikatin tam ortasında şuurluyken hakikat olan imanımızın gereğini daha sağlam adımlar ve duruşlar ile yapmaya mecburuz. Biz Müslümanlık iddiasında bulunanlar. Baştan başa samimiyeti, baştan başa ihlası, baştan başa ilmi ve Kur'an ahlakını kuşanmak zorundayız. Gazze özgür, ben özgür değilim. Filistin intifada, ben evimdeyim. Bir futbol bir şarkı kadar önemsenmedi, neye yarar? İnsanlık uykuda, çocuklar mezarda. Yaşasam ne fayda? Gazze savaşta, ben sözde hayatta. Gazze mezun olamadı, biz mezun olduk, ne fayda? İnsanlık ölüyor, insanlar uykuda. İnsan haklarıymış, Birleşmiş Milletlermiş, gözünü kapamış, susmuş hakka, adı var, kendisi yok, olsa neye yarar? İnsanlık sözde, insanlık uykuda. İnsanlık Gazze'de var, insanlık Gazze'de ölüyor. Ey mazlumların Rabbi, zalimler güruhuna karşı mazlum Filistinli kardeşlerimize ve yüreği onlarla birlikte çarpan, onlarla birlikte ağlayan, onlarla birlikte kanayan şu Müslüman ümmetine yardım eyle. Ve kahraman Gazze, İntifada erlerini sahipsiz bırakma Allah'ım. Bedir ve Uhud'da gönderdiğin gibi onlara da katından koruyucu ve yardımcılar gönder. Bizi zalimlerin elinde rezil ve rüsvay eyleme Allah'ım. Bizi inkarcıların elinde oyuncak eyleme Allah'ım. Onları sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Bedir ve Uhud şehitleriyle beraber haşreyle. Tekabbel minna bi hurmetil Fatiha. Allah'a emanet olun.